Abi gelip benimle röportaj yaptılar. Çocuk dedi ki Kuzey Kore hakkında bir şeyler biliyor musun dedi. Dedim biliyorum dedim işte gazeteden bir şeyler okudum. Ne biliyorsun dedi. Ya dedim Kuzey Kore'deki insanların kafası biraz şey dedim ya böyle ne bileyim. Oraya dedim turist gidemiyor falan sizin bir de başkan deli dedim her tarafa bomba atacakmış falan. Kim Yang Jun mu bilmem ne. Sonra işte dedi ne düşünüyorsun onlar hakkında dedim. Ya tip olarak sizle aynı burasıyla aynı dedim. Sonra işte ama dedim kafa olarak burası daha açık dedim oraya göre. Çünkü oraya dedim kapalı olduğu için dış dünyaya onlar biraz geriledi falan dedim. Sonra çocuk demesin ben dedim Kuzey Kore'yim. Dedim sıçtık anasını. Merhaba ben Oğuz. 3 yıldır dünyayı geziyorum. İnşallah uçmam lan! Günaydın. Kaldım bir yerlerde. Sabah erken çıkmam gerekiyordu. Direkt aldım çantayı çıktım. Saat şu an 8.30. Şehre çok uzağım. Bir internet bulup nereye gezerim diye bakacağım burada. Hazır bu kadar gelmişim. Abi buralar Kore'nin ara uca mahalleleri. Ucuz. Aslında burada benim yemek yemem gerekiyor. Çünkü ucuz. Ama ne yiyeceğimi bilmiyorum. İnan İngilizce bir kelime yok. İşte burada market var ama içinde ne var bilmiyorum. Şimdi gireceğim bir şey almadan çıkacağım. Göze bakacağım. Abi karnım aç ve 2 gündür kestane yiyip duruyorum. Dün de öyle zeytin peynir bir şeyler yedim. Acayip aç. Şuraya git. Canım ata gitti. Ben de girdim bir yere dedim. Şunu yiyeceğim ya şunu. Şu. 6 dolar. Elim Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkıyor. Her zamanki gibi pilav. Şu yumurtalı böyle soğanlı biberli bir çorba. Normal yani. Şu fıstık ve değişik bir tahılları var bunların. Yemişleri var. Onun şeyi kavurması tatlı. Şu soğan, salatalık biber. Şu lahana ama acı soslu. Şu soya. Şu bizde yok yani. Ben yemedim hiç Türkiye'de. Herhalde o şey deniz süngeri tarzı bir şey. Şu sosis bir bu beni şey yaptı. Bilmiyorum. Bu da şey. Yosun abi bu yosun. Zaten yazıyor bu şeyde yanda. Seaweed yazıyor. Deniz otu. Şöyle bir şey. Bunu böyle alıp basıyorlar, kurutuyorlar. Direkt yosun tadı geliyor, kuru. Çok ince yani. Pis bir şey yok durumda. Yosun bildiğin. Neyse böyle 6 dolar boşa gitmedi hayvan gibi yiyorum. Bugün doydum ya abi. 2 gündür kestane yiyorum. Şimdi şu kestane oldu. Parayı vermem gerekiyor. Thank you. Thank you. Bye bye. Abi çıktım. Bayağı iyiydi ya. Tıka basa yedim. 6 dolar gitti ama değil. Ya başta böyle gelince diyorsun ki bu ne lan azar azar diyorsun. Açlığım verdiği şey herhalde. Ya da bilmiyorum Türkiye'de daha çok yiyip doymuyormuşum gibi geliyor. Burada az az veriyorlar. Ama doyuyorum yani. Ya midem küçüldü artık açlıktan geze geze. Ya da adamlar sağlıklı yiyorlar. Ne bileyim benim ihtiyacım olan proteini. İşte osunu busunu demek ki verdikleri şeyler karşılıyor. Garip. Adamlar sağlıklı. Bu arada dün biraz konuştum kaldığım yerde. Dedim hani hayatları nasıl, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Dedi ki burada 1,5 sene yaşayan bir abi. Hayatları dedi çok güzel dedi. Asla hastalanmıyorlar dedi. 100 yaşlarına kadar yaşıyorlar dedi. Her şeyi yiyorlar dedi. Çok sağlıklı besleniyorlar dedi. İşte sürekli zaten deniz ürünü, denize yakınlar diye. Ama dedi tek problemleri var dedi. Acı sosları çok, onları yiyorlar dedi ve ülkede en çok ölen insanların ölüm sebebi mide kanseri. Yani fazla acı yedikleri için mide kanseri oluyorlar galiba. Öyle ölüyorlarmış. Ve ülkede hastane çeşidi olarak en çok mide kanseri bölümü var. Bu arada benim kırmızı otobüsü bulup bilmem ne konuşamıyorum ben de mide kanseri oldum şu an. Abi 3-5 samuray gördüm. Samuraylar
müzeye giriyor arka kapıdan da ben acaba girebilir miyim onlarla? Girdim vallahi, bura nere bilmiyorum. Bunlar samuray mı onu da bilmiyorum. Katanaları var. Baksana adamların hepsinin kılıçları, bıçakları var. Şey galiba şovları vardı. İşleri bitti. İşleri bitince şimdi geri girdiler. Ama ben nereye girdim onu anlamadım ya. Peşlerinden girdim. Adamların evine geldim. Şuradan çıkayım geri. Otobüsten indim, bir yere gidiyordum da bir baktım ordu geçiyor, anasını satayım dedim. Abi gece söyleyeceğim bu Korelilere ya. Abi Couchsurfing'den birini buldum. Bu arada geldiğim yerin manzarası iyi. Neyse anlatıyorum. Couchsurfing'den birini buldum. İşte bana dedi ki gelirsin tamam, kalırsın, sıkıntı yok kardeş tabi. Bilmem ne Koreli. Çocuğa 4 saattir yazıyorum, ses soluk yok. Geldim istasyona, hala ses soluk yok. Saat 10. Ben şimdi ne yapacağım? Mal gibi geldim buraya. Yemin ediyorum şu işin boku. Ya almayacaksın, almıyorum derdim. Ne adamdır ümitten. 1396'da 5. King Taijo yaptırmış. 1869'da da tamamlanmış şu kapı. Bir şey, her bir şey. Buradan giriyorsun içine. Kale buraya. Üstlük eve nasıl çıkıyorsun acaba? Neyse böyle. Ben yine sürüneyim biraz. Sonra bakacağım başım çaresine. Hadi bak. Adam bildiğin beni buraya getirtirdi. Saat oldu 12, haber yok. Gideceğim şu tepede, kilisenin hacı var. Onun dibinde çadır kuracağım ya. Abi bıktım yemin ediyorum ya. Bu insanlar var ya. Of. Of. Çadır kurduğum yere bak. Kafayı yedim iyice ya. Bak şimdi. Gözüküyor mu? Şöyle üstü kapalı evimsi bir yer böyle. Bunlar şey, Güney Kore'de böyle yerler var işte, uyuyabilirsiniz üstünde falan diyorlar arkadaşlar. Herhalde o. Yanlış anlamadıysam uyuyabilirim. Uyurken neden böcekler beni yesin, yemesin. İçeride durayım işte. Hadi görüşürüz. Abicim selamünaleyküm, günaydın. Güney Kore'nin ortasına yine çabuk kurdu bir attı. Ortam böyle. Burada bir teyze çömelmiş. Beni görüp korkacak o. Abi selam. Kore'nin sabahları sıcak oluyor lan. Yani bu şekilde Çin'de çıkamıyordum sabah. Saat şu an 6 ve iyi yani, çok öyle aşırı soğuk yok, normal, güzel. Millet uyusun, dinlensin, takılsın diye yapmışlar. Ben de öyle yaptım, dinlendim, uyudum, takıldım. İnşallah bir problem yoktur Kore yani. Neyse hadi görüşürüz, toplayayım şurayı. Pılımızı pırtımızı topladık bugün. Erken kalkan yol alır dedik. Hadi bak. Nereye yol alacağız, hadi bakayım görelim. Önce bir gidip telefon, powerbank falan şarj edeceğim. Hepsi sıfır. Gitar çalmak tamam, iyi, güzel. Kazandırıyor. Ama boncuğu falan seremiyorum ya. Onun için metro çıkışı falan güzel olur. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Ona bir yer bulmak lazım. Boncuk için. Onu belki bugün bulur, biraz bugün boncuk satayım aslında. Sırtımda 1 kilo boncuk var, daha boncuk satamam. So how's it going? Yeah. Hi, my YouTube channel. Say hi. Oh, is that your YouTube channel? I have a YouTube channel. Oh, wow. That's cool. Hi. I'm from South of Korea. Yeah, Korea. Yeah. And I'm from Turkey. Oh, you're from Turkey? Yeah. And abi benimle çekim yapmak istediler.
first my Turkish followers. Wow, yeah. You should follow, check it out. Yeah. Follow and check it out, this video. Yeah. Thank you. Yeah. Abi gelip benimle röportaj yaptılar. Çocuk dedi ki, Kuzey Kore hakkında bir şeyler biliyor musun dedi. Dedim, biliyorum dedim, işte gazeteden bir şeyler okudum. Ne biliyorsun dedi. Ya dedim, Kuzey Kore'deki insanların kafası biraz şey dedim ya, böyle ne bileyim. Oraya dedim turist gidemiyor falan, sizin bir de başkan deli dedim, her tarafa bomba atacakmış falan. Kim Yang Jun mu bilmem ne. Sonra işte dedi, ne düşünüyorsun onlar hakkında? Dedim ya, tip olarak sizle aynı, burasıyla aynı dedim. Sonra işte ama dedim, kafa olarak burası daha açık dedim oraya göre. Çünkü oraya dedim kapalı olduğu için dış dünyaya, onlar biraz geridedir falan dedim. Sonra çocuk demesin, ben de Kuzey Kore'yim. Dedim sıçtık anasını seni. Bu arada abi çöktüm burada, incik boncuk yapıyorum, biraz para mara yapıyorum. İyi güzel, saat daha 4. 2 saatte bir 20 dolar falan çıkartmışım. Güzel para. Abi hayırlı işler. Arkadaşlar merhaba, parasız olarak çıktığım bu dünya tur maceramı sizlere aktarabilmek için bu YouTube kanalını açtım. Otostopla geziyorum, couchsurfing ile konaklıyorum. Yeri geliyor çadırımda uyuyorum. Gittiğim şehirlerin sokaklarında ukulele çalarak kazancımı sağlıyorum. Eğer bu çocuğun biraz daha gezmesini istiyorsanız... Eğer bana... Bu ne, dilenci gibi çok saçma ama gerekli. Ya bekle. Ya kımıldayınca omzum falan kayıyor. Eğer siz de ramonla kayıp yapamayacağım. Krize girdim size.